Evet arkadaşlar, bu videomuzda Krieger'in Menuet adlı parçasını inceleyeceğiz. Daha önceki videoda söylediğim gibi parçamızı önce en küçük ritme bölelim istiyorum ben. Şurada bir 8'lik ritim var, başka da küçük ritim yok. Biz buna 1V diyorduk. Değil mi? Şöyle yazıyorum. 8'lik notaya biz 1V diyorduk. Bu 1V'ler çok önemli arkadaşlar. Özellikle buraya gelince, yani şöyle bakın, hep dörtlük gidiyor. İşte noktalı dörtlük, yani 3 vuruş gidiyor. Özellikle buralara gelince sıkıntı çıkıyor. Hızlı mı yavaş mı? Aslında şöyle bir şey yok. 8'lik nota hızlıdır. İşte 16'lık nota çok hızlıdır. Dörtlük nota yavaştır. Böyle bir şey yok. Tamamen parçanın ritmiyle alakalı bu ritimler. Ritim değerleri. Şimdi bunlara ben 1V, 2V, 3V diye yazdım. Burası da yine 1V, 2V, 3V diye yazdım. Öyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Mesela şuraya geldim. 1V, 2V, 3V değil mi? Çünkü 3 zamanlı. O zaman burası 1V, şu 2V ve 3V oluyor. Bakın bu 2 vuruş çünkü 2V buranın, 3V buranın, 1V de buranın oluyor. Daha sonra bazen şuraları saymakta zorlanıyoruz. İşte bu 1 ve 2 V'ler olunca zorlanmayacağız arkadaşlar. Şimdi bu 3 vuruş, yani içinde 3 tane dörtlük nota var. 1 ve 2 V, 3 V. O zaman ben bunu buraya yazdım. 1 ve 2 V, 3 V yazdığımda buraya geçişimizde ritim bozukluğu olmamış olacak. Evet. Şimdi parçanın ilk önce ben ne yapalım? Şu 4 ölçüsünü yapalım. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve şeklinde. Değil mi? Evet, yapıyorum şimdi. Bir ve 2 ve 3 ve. Evet. Burada parmak numaraları çok önemli. Mi'ye 4 bastık, fa'ya 5 bastık. Buraya otomatik olarak 3 geliyor ama biz parmağımızı hafif şöyle kaydırıp R'ye 4 getireceğiz. Mutlaka parmak numaralarına uyalım. Bazen oluyor ki, yani 2 yazması gereken yere 3 yazabiliyor. Bu aslında yanlış yazdığından değil. Her kitabın, her notanın bir editörü var, edisyonu var. Her piyanistin bir çalış şekli olduğundan dolayı, yani aynı parçaya başka başka parmaklar da kullanılabiliyor. Bizler de öğretirken yine öğrencimize en kolay şekilde hangisi ise onu kullandırıyoruz. Yani bazen burada 2 yazarken 1 yazabiliriz. Bunu silip 1 yazıyoruz daha kolay olması adına, ama biz şu an burada bir sıkıntı görmüyorum. Görürsem zaten düzelteceğim. Mutlaka parmak numaralarına biz uyalım. Evet. Sol'e baktığımızda La Do notası var. Hemen şöyle göstereyim. La Do. Sonra elim R'ye gidiyor. Bakın. La Do. 3 vuruş yapıyorum. 1, 2, 3. Re. Şöyle bir uzatma yapmayalım arkadaşlar. Bazen şöyle bir uzatma yok. Bastım. 1, 2, 3. 3'ün sonunda hafif kaldırıp R'ye gidiyorum. Bakın. 1, 2, 3. Yapmış olduk. Şimdi sağ eli yapalım. Buradan buraya kadar çalıyorum. Bakın şurayı iyi dinleyin. Sağ eli alıyorum birinci ölçüden. Fa 2 3 ya da 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve La'ya 2 geliyor. Sonra 3 geliyor. Çok önemli çünkü şurada pozisyon değişiyor. Bir de La'ya 3 gelirse burada otomatik olarak Sol'e, yani Sol diyezi 2 gelmiş oluyor. Evet. La, 2, La, Sol, Mi, Mi, Re, Do, Si, 2, La, 2, 3. Şurayı bir analiz edelim. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve. Bu 1 ve 2 ve 3 ve'leri sayarken
Yani saatin tiktakı gibi, metronom gibi ayarladığımız zamanla söyleyeceğiz. Hiçbir şekilde hızlanmak yok. Yani şöyle yapamayız bakın. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve böyle bir şey yapamayız. Aynı tempoda gitmeliyiz ki doğru melodi çıksın. Yapıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve. Şimdi şu kısmı çalıyorum. La'dan alıp sadece sağ el. 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve. Bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi sol eli ayrıca çalmıştım. İki eli birden çalıyorum şimdi. Yine sayıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 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 1 ve 2 ve 3 ve. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci satıra geçelim. Bakın burada do'ya 2 yazmış, sonra 2 yazmış si'ye. Bir el geçişi var, pozisyon geçişi. Şurada bir 8'lik notamız var, aynı şuradaki gibi. Bakın tartım aynı. Tak 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 tik tik tak. Tartım aynı. Ben şimdi sol eli yapacağım. Sol elde 8'lik nota gördüğünüz gibi yok. Bir vuruş şeklinde burayı yapacağım. Pardon. Evet, yapıyorum. La, iki, sol, fa, mi, re. Sol, iki, fa, mi, re, do. Fa, sol, la. Burada bir geçiş var. Şimdi burayı göstereceğim. Bir, iki, do. Sonra la'ya gidiyor. Arkadaşlar şurada iki yazıyor. Sol'e otomatik bir geliyor. Ben yazmıştım. Parmağımızı şöyle fa sol la'ya iki basıp tekrar sole getiriyoruz eski pozisyonuna. Şurada da sole 1, bastaki sole 5. Buraya da otomatik 2 geliyor zaten doğal pozisyonu. Bakın şuraya göstereyim. Sol sol otomatik 2 geldi. Şimdi şurayı bir yapıyorum arkadaşlar. Fa sol la geçiş nasıl oluyor? Gösteriyorum. Fa fa sol la. La'ya geçtim. Bakın buradaki La'ya geçtim. Re'ye bir, sonra üstten elimi çeviriyorum. Bakın şimdi. La, iki, üç. Re, mi, fa. Gördüğünüz gibi eski pozisyonuna tekrar döndü. Şimdi sağ ile bir örneklemek istiyorum. Buradan alıyorum. Yani do, re, mi, la, si, do, re, sol. La, si, do, si, sol, sol. Fa mi re do 3 vuruş. Şuradan alıyorum. Do re mi la si 2 geldi. Sole 1 geldi. Otomatik la'ya 2 geliyor. Bakın sole 1 geldi. Otomatik la'ya 2 geldi. Yazmasına gerekiyor. Evet. La si do si sol sol. Açtım elimi. Bakın önden açıyorum. Si, sol, sol. Yani şöyle bir şey yapmıyorum bakın. Si, do, si, sol. Böyle gitmiyorum. Sol'ü basarken o zaman içerisinde elimi açıyorum. Si, sol, sol. Fa, mi, re, iki, do. Evet. Şurayla şura arasında pek fark yok. Sadece tek fark şurada re mi mi la demişti. Burada da re mi mi la var ama bakın şuradan alıyorum. Mi. Mi do re mi'ye bir bastaki mi sonra la. Notaların isimleri aynı gibi ama yerleri farklı. Şimdi buradan alıyorum arkadaşlar, buraya kadar çalıyorum. Çok yavaş bir şekilde. Şuraya gelince de 1 ve söylemeye başlayacağım iyi anlaşılmak için. Sağ elimi açtım. Ti ti tak
ikinci satırdan. Satırlarımızı da belli edelim. 1, 2, 3. Evet. İkinci satırdan alıyorum arkadaşlar. Burada la'ya 2, burada işte sonra 3 dedik. Niye bunu yaptık? Kafamıza göre yapmadık. Bundan dolayı yaptık. Piyano eserlerinde bazen aynı motifler, aynı ezgiler ya da aynı notalar varsa parmak numaralarını uyarı için baştakinde yazar, sonra parmak numarası yazmaz. Yani burayı tamamen yani kendimize göre değil, yine buraya uyarak çalacağız. Eğer çok zorlanırsanız şunu yapabilirsiniz. Burada 2 yazıyorsa hani ben hatırlayamıyorum derseniz buralara aynı parmakları yazabilirsiniz. Bunda bir problem yok. Evet. Menüet parçamızı da bu şekilde analiz etmiş olduk. Bunu bu şekilde bol bol tekrarlayarak çalabilirsiniz. Evet. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.